Enerjisa günlük enerji bülteni sunar. Enerji gündeminden merhaba. Bugün 26 Temmuz 2021. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Gaziantep'te GES kuruluyor. Şahinbey Belediyesi güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimi amacıyla Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 68 bin metrekarelik alanda 5 megawatt gücünde güneş enerjisi santrali kurup işletmeyi planlıyor. Yaklaşık 26,5 milyon lira değerindeki proje kapsamında kurulacak santralde 12.708 adet güneş paneli ve 60 kW gücünde toplam 100 adet inverter kullanılacak. Sayın dinleyiciler, İsrail Çevre Koruma Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri ile imzaladığı petrol taşımacılığı anlaşmasının uygulanmasını ertelediğini duyurdu. Bakanlık ertelemeye gerekçe olarak çevresel kaygıları öne sürdü. Enerjide dijitalleşme, enerji sektörünün geleceğine yönelik öngörülerini paylaşan Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak, dijitalleşmeye dikkat çekerken şu ifadeleri kullandı. Tabii bu noktada en önemli konu dijitalizasyon olarak çıkıyor. Çünkü bu santrallerin yönetilmesi, sisteme entegre edilmesi ve yük getirmemesi açısından ciddi anlamda dijital ve yazılımsal gelişmelerin sağlanması gerekiyor. Önümüzdeki 10 yıllık süreç içerisinde ben hem Türkiye'de hem dünyada bu alana yatırım yapanların para kazanacağını, yani artık enerji şirketleri birer yatırımcı olmaktan, ya güneş santrali yapmaya, rüzgar santrali, bizim gibi büyük şirketlerden bahsediyorum, yapmaya çalışmaktansa bunları yönetmeye çalışması gerektiği ve bu şekilde de kendilerini dönüştürmesi gerekiyor. Sinan Ak, bu dönüşümde yazılıma yatırım yapmak gerektiğinin altını çizdi. Total Enerjis ve Teknip düşük karbonlu LNG çözümleri geliştirecek. Teknip Enerjis ve Total Enerjis, LNG üretimi ve açık deniz platformlarında ortaklaşa düşük karbonlu çözümler geliştirmek üzere bir teknik işbirliği anlaşması imzaladılar. Şirketler mevcut tesislerin karbon ayak izini azaltmak amacıyla LNG üretimi, kriyojen, hidrojen üretimi ve kullanımıyla karbon yakalama gibi birkaç kilit alanda yeni teknolojiler geliştirmek için işbirliği yapacak. Elektrik araç satışında batarya fiyatı etken. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası, banka bünyesinde oluşturulan bir çalışma grubunun hazırladığı rapora göre, elektrikli araçların yaygın hale gelmesinin önündeki en büyük engel araçların satış fiyatı. Satış fiyatında ise en önemli unsur batarya teknolojileri. Bataryalar maliyetin yaklaşık %30'unu oluşturuyor. Üçlü konsorsiyum Fransa'da yüzer RES'lere talip. Equinor, İngiltere merkezi küresel yenilenebilir enerji şirketi Renewable Energy Systems ve danışmanlık şirketi Green Giraffe, Fransa'da yüzer açık deniz rüzgar projeleri geliştirmek üzere ortaklık kurdular. Onseole olarak adlandırılan ortak girişim, Fransız hükümetinin yüzer açık deniz rüzgar santrali ihalelerini değerlendirecek ve teklif vermek için çalışacak. Hitachi elektrikli araç parçaları üretimini artıracak. Hitachi elektrikli araçlar için parça üretmek üzere 2022 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Japonya'da 3 fabrika kuracak. Kapasitesini yaklaşık 6 kat artırmayı amaçlayan Hitachi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde elektrikli araçlar için motor fabrikası, Japonya'nın Miyagi ve Çin'in Guangdong bölgelerinde elektrikli araçlar için inverter fabrikaları kuracak. Şirket elektrikli araçlar için parça üretimine kısa vadede 2.7 milyar dolar yatırım yapacak. TPAO Diyarbakır'da petrol arayacak. TPAO Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde petrol tespit kuyusu açılması planlanıyor. 5 milyon TL yatırımla yürütülecek faaliyet bir tespit sondajı faaliyeti olduğundan faaliyet kapsamında üretim söz konusu olmayacak. Değerli dinleyiciler, EPDK, Turgutlu Biyogaz Enerji Üretimi ait Manisa'nın Turgut ilçesinde işletmede bulunan Manisa Biyogaz Enerji Üretim Santrali için 49 yıl süreli üretim lisansı verdi. Manisa Biyogaz Tesisi halen 1501 MW elektrik işletme kapasitesiyle çalışıyor. Lübnan elektrik sorununu Irak petrolüyle çözecek. Lübnan hayatı felç eden elektrik kesintilerine Irak petrolüyle çözüm bulacak. Lübnan hükümeti elektrik santrallerine akaryakıt tedarik etmesini engelleyen döviz diketide sorununa geçici bir çözüm olarak hizmet ve ticari ürün karşılığında 1 milyon ton petrol ithalatı için Irak'ta anlaşmaya vardı. Bu anlaşmayla 4 aylık elektrik üretimi karşılanacak. Sırada petrol fiyatları var. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı sakin bir seyir izliyor. Fiyat 74 doların hafifçe altında.
Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 27 Temmuz 2021 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 561.96 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı 0001 aralığı için 617 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 0607 dilimi için 368.37 TL megawatt saat olarak belirlendi. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bülteniniz sundu.